Efendim, Hepsi Sinema'dan herkese merhaba. Hepsi Sinema haftanın konuğuyla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz yine çok özel ve değerli bir konuk. Sevgili Nergiz Öztürk. Nergiz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nergiz Hanım, oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz? O günlere dair neler hatırlıyorsunuz? Aha, çok uzun yıllar oldu başlayalım. Oyunculuğa ben Bursa'da başladım aslında. Daha doğrusu başladım derken tiyatroyla tanışmam. Çok yakın bir arkadaşım vardı Ayça, o da oyuncu Ayça Işıldar. O bir Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Ahmet Vefik Paşa sahnesinde bir kurs açılıyormuş. Ben dedi bu kursa gireceğim, sen de girer misin dedi. Daha ortaokuldaydık. Gireyim ben de dedim. Sonra girdik, kazandık ve böyle... Sonra bırakmadım hiç. Öyle başladı aşkımız. Nergiz Hanım, farklı projelerde farklı karakterlerle karşımıza çıktınız. Mesela Avlu'da Takıntılı Zerrin, Bergen filminde birazcık saf, birazcık eğlenceli dansözü canlandırdınız. Şunu merak ediyorum, bir karakterden diğer karaktere geçiş nasıl oluyor? Bunu nasıl başarıyorsunuz? Ve bir role nasıl hazırlanıyorsunuz? Ya şöyle, zaten işte... Diyelim ki Avlu Zerrin oynadık, bitti. O bittiği an benim için de bitmiş oluyor. Dolayısıyla da hani geçiş gibi değil de hani ondan ona geçiyorum zorluğunu yaşamıyorum. Çünkü şöyle oluyor ki ön hazırlığı ve çalışma süresi benim için o kadar uzun oluyor ki zaten sonrasında da ama onu bir yerde de bırakmak da o kadar kolay oluyor. Dolayısıyla da o geçişlerde zorlanmıyorum ama aynı anda yaparken, yani eğer onu soruyorsan, işte hani geçen sene Bergen'de oynarken aynı zamanda bir dizide oynuyordum. Bir tane de tek kişilik bir oyunumun premieri vardı mesela. Üç tane ayrı bambaşka karakter. O sırada da işte hani çekim bittiği an ya da sahneden indiğim an rolle ilişkimi kesmekle ilgili kendimce bir yöntemim var. Öyle bir şey uyguluyorum. Onu orada bırakıyorum. Sonra hayatıma devam ediyorum. Yani her seferinde Nergis'e dönüyorum. Her rol için farklı hazırlanıyorum ben. Yani teknik olarak öyle gerekiyor. Bazen dışarıdan içeri doğru bir yöntem uyguluyorum kendimce. Yani şöyle hani daha fiziki dış görünüşüyle ilgileniyorum eğer öyle bir rol ise. Mesela Zerrin biraz öyle bir roldü. Önce oradan başlıyorum yani nasıl görünür. Sonrasında içe doğru bir yolculuk yapıyorum. Ya da tamamen içten dışarı doğru bir yolculuk oluyor. O gelen hikayeye, gelen rolün role bağlı olarak değişiyor. Peki Nergis Hanım, bu dans tutkunuz nereden geliyor? Sultan'a oyununda direkt dansı yapıyorsunuz. Bergen filminde dansözü canlandırıyorsunuz ve çok da güzel canlandırıyorsunuz. Bu tutku nereden geliyor? Küçükken aslında ben dansçı olmak istiyordum. Çok büyük hayalimdi dansçı olmak. Ben Kandıra doğumluyum. Hani çocukluğumdan beri böyle bir oryantale aşırı merakım var benim. Yani böyle işte düğünlerde masaların üzerinde oynamakla başlayıp sonrasında bir tek bir ergenlik döneminde ben hiçbir düğüne gitmem gibi şeyler yapmışım. Annem öyle şeyler söylüyor da. Ama onun önce yani orada başlayan böyle bir evde de yapardım. Yani evde kendi kendime dans ederdim. Çok küçük bir yerde yaşıyorduk biz işte. Kandıra'da doğdum. Sonra Gölcük'e taşındık. Gölcük'te böyle çok küçük bir hatırlıyorum o zaman işte bir tane bale okulu açılacak. Bir tane de karate okulu açılacaktı. Okul mu kursu mu hiç hatırlamıyorum ilkokul. Sonra ben çok istedim bale kursuna gitmek. Fakat işte biz iki kardeşiz. İşte hani biz memur çocuğuyum. İkimizden birinin gitmesi gerekiyordu ve büyük olanın gitmesine sonra bıraktı. Ben gitseydim belki şimdi ben başka bir insan olacaktım. Öyle başladı. Ama evde hep dans ederdim. Mesela şey bu buz pateni, o danslar, onları falan onları yapmaya çalışırdım. Evde kendimce böyle kayardım ederdim falan. O yüzden de hep çok sevdim dansı. Tiyatronun da zaten içinde yani hani okuduğum okulda da yani hani meslek olarak da çok farklı şeyler değil. Ama benim o özel zevkim diyeyim yani dansı olan tutkum işte rollerde de benim işime yaradı. Yoksa pole dans çok zor aslında çok güzel ama çok zor bir dans. Fakat işte böyle hani o istek olunca onu geceli gündüzlü falan hala da pole dansının direği evimde mesela. Ders aldınız mı? Ders aldınız mı? Aldım tabii Köksal Hoca'dan ders aldım, Köksal Ünsal. Onunla çalıştık falan. Sonra tabii o bizim geliriz oralara herhalde, geleceğiz oralara. Mekan kapanınca o direkt kaldı. Sonra biz dedik ki bunu ne yapalım?
Dedim ki ya bu güzel bir şey filan. O zaman dedi Cemal bunu eve göre monte edelim yani, kestik filan. Eve takıldı. Benim oğlum da dans etmeyi çok seviyor. Benden daha iyi dans ediyor bu arada direkte. Öyle bir, özellikle bu pandemi döneminde biz sürekli pol dans yapıyorduk. Niye bilmiyorum ama. Ya ondan sonra şey olamadı ama şimdi o evde duruyor, çok güzel yani. Oriental Nadire de gelince ve dedim ki yani bu benim hayatımın rolü. Ben hep oynamak istiyordum yani sahnede bir yerde bir dansöz oynamak. Yani benim için müthiş bir şey. Kıyafetleri de hediye etti Baran bana. Şimdi arada evde onları dans ediyorum. Ama güzel, o kıyafet de dans ettiriyor yani bu arada. Sizi ne ikna ediyor? Ben bu rolü canlandırmalıyım, bu projeye evet diyorum. En çok sizi ne etkiliyor? Hikaye benim için öncelikli. Eğer hikaye güçlü bir hikaye ise zaten içinde bana gelen ya da oradaki diğer karakterler güçlü oluyor. Hikayesi güçlü olan işlerin içinde bulunmayı tercih ediyorum genelde. O da şöyle oluyor yani, hani bir metin geliyor. Okurken eğer canlanıyorsa gözümde, yani roman okumak gibi, hani oradan anlayabilirsin. Hani böyle bütün o işte o evlere, o yollara, o içinde ne geçiyorsa oralara doğru götürüyorsa beni ve kafamda bir şeyler canlanıyorsa, aha diyorum evet, beni içine alıyor, burada bir şey var. Aslında öyle bir tılsımla başlıyor benim. Bu zamana kadar öyle oldu açıkçası. Demin de bahsettiniz, aklıma şu geldi. Sizin ailede sanatla ilgilenen insanlar var mı? Genlerde sanata yatkınlık var mı? Vallahi sanatla ilgili benim bildiğim yok hiç. Yani ailede ilk oyuncu benim. Ben Karadenizliyim. Bir ara bir memleketten bir ses sanatçısı çıkmış, öyle bir hatırlıyorum. Hayır, şöyle var hani, bizim tamamen kendi yaşadığımız yerden bahsediyorum. Yani Karadenizler belki sen de biliyorsun, biraz kalabalık olurlar. Bizde ilk ben varım oyuncu olarak. Yani öyle müzisyen, sanatçı yakın ailemde yok. Ama bundan sonra olur. Peki Nergis Hanım, sizce oyunculuk yetenek işi mi ya da eğitimle bu iş çözülebilir mi? Oyunculuğun yani bence %20'si yetenek. Yani diğer kısmı çalışmak. Yani çalışmadığınız tabii ki yapabilirsiniz ama sizi bırakabilecek bir meslek. İşte o zaman hep aynı şeyleri oynuyor olur gibi geliyor bana. Yani ben evet okulluyum. Mutlaka konservatuara gitmek elbette ki gerekmiyor. Ama usta çırak aslında artık şimdi kalmadı. Ama hani ya öyle bir yerden geçiyor olmak, yani bir eğitimden geçiyor olmak lazım. Ya birinin yanında ya da bir okulda, fark etmez. Ve öyle ne kadar yapılacak bir meslek? Yani bizim mesleğimizin emekliliği yok. Dolayısıyla da hep çalışmak gerekiyor. Zaten her rol, her hikaye bir yolculuk. O yolculuğunda size öğretti, hayat gibi yani. Dolayısıyla da bence %80'i çalışmak. Nergis Hanım, 2015 yılında eşiniz Cemal Toktaş'ta açmış olduğunuz Taşla Kabare var. Ama maalesef kapandı. Neden kapandı? Battık. Kısa ve net. Çünkü battık yani. Yani 3 sene sürdü. Taşlı Kabare bizim çok büyük hayalimizdi. Bunu hep anlattık. Yani biz sevgili olduğumuzda evet ikimizin de birbirimizi bilmediğimiz zamanlardan bir kabare yapmak gibi bir hayalimiz vardı. Biz hayallerimizi gerçekleştirdik aslında. Ama iki tane hayalperest oyuncunun sadece bununla yapabileceği bir şey değilmiş. Çünkü teknik olarak orada sizi zorlayan bir sürü şey oluyor. Yani teknik olarak dediğim mesela bir işletme. Yani biz işletmeyi bilmiyoruz. Evet biz kabare, biz başladığımızda kabare en son Yeşil Kabare'de kalmıştı. Yani uzun zamandır kabare açılmıyordu bize. Şimdi var artık, bir sürü kabare açıldı. Biz o zaman işte sponsor arayışındayken işte kabareyi anlatmaya çalışıyorduk. Şöyle olur, işte masalarda oturulur, öyle izlenir, böyle olur filan. Ve o dönemde de sponsor bulamamıştık. Sonra zaman geçtikçe işte evet bizim adımız da duyuldu. Kendi işlerimizi üretmeye başladık. Ve hızla üretiyorduk. İşte Sultana'da kabare katında, o pol dans hikayesi de orada. İşte Düşperest diye bir hikayemiz vardı, o da orada. İşte müzisyenleri, oyuncuları falan. Çok da güzel gidiyordu. Ama sadece yani bir mekanın sadece bir oyunla, yani kapalı kişi oynuyorduk biz ama oradan kazanılan mekanı döndürmüyordu. Çünkü orası hem bir restorandı hem bir bardı. Ve o işin başka ayağı. Tiyatro yapmak zaten çok zor.
Hani hem vergisel olarak hem de bu ülkede gerçekten çok zor. Ama onun dışında bizim ekstradan tabii böyle yüklerimiz de vardı. Yani işletme biliyor olmak lazım bir mekanın sürdürebilmek için. Dolayısıyla da çok son artık zamanlarda artık çok yorulduk. Çünkü biz hep cebimizden vererek işte dışarıda iş yapıyoruz, oraya aktarıyoruz. Dışarıda iş yapıyoruz, oraya aktarıyoruz. Bir yerde artık dayanamadık. Kabareyi de bilen insan var mıydı? Hani o dönemde yoktu. Çünkü unutulmuştu artık kabare. Tabii kabare bizim kültürümüzde var yani. Zaten hani bizim zaten hayalimiz oradan. Deve Kuşu Kabareler, Haldun Tenerler falan. Hani hayal olarak oradan geliyoruz ama en son seneyi hatırlamıyorum ama Yeşil Kabare'de o kabare kapanıyor ve uzun bir süre yapılmıyor. Sonrasında yapıyorum. Şimdi tekrar ama o şeye geri dönüldü. Şey demiyorum hani bar tiyatroları öyle şeyler vardı. Ama hani kabare olarak o konsepte yıllar sonra ilk bizimki oldu. Ama işte bu kadar dayanabildik. O işin ehli durumu çok önemli. Çünkü hani bir süre sonra barda işte kokteyl yapıyoruz. Diğerimiz kasada, öbürümüz paspas yapıyor. Diğerimiz işte bir anda çünkü şey oluyor bir anda işte atıyorum barmen gelmiyor ya da mutfakta bir çalışan yok. Ne yapacaksın? Yukarı çıkıp patates kızartıyoruz. İşte aşağıda oyunumuz var filan böyle bir kaosa dönmeye başlamıştı. Biz pandemiden önce kapattık. Ama pandemi de gelseydi daha kötü olabilirdi. Yani her işte bir ayır varmış. Kesinlikle pandemi olsaydı zaten daha fena olurdu. Yani düşünsene pole dansı yaparken birden patates kızartmayı canlandım şu an. Evet evet öyle çünkü sahneden indikten sonra devam ediyorduk çalışmaya. Yani çünkü orası neticede bir işletme evet, aynı zamanda. Ben bir takım kokteylleri yazdım ve onların nasıl yapıldığını öğrendim ve işte cumartesi akşamları barda çalışıyordum. Peki ilerisi için tekrar kabare açma ya da tiyatro sahnesi açma gibi bir düşünceniz olur mu? Şimdi bu da yaşadığımız deneyimden sonra neyi yapmayacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü orada bir sürü şey öğrendik tabii. Ne yapmamamız gerektiğini. Ama hani bir gün tabii ki çok isterim tekrar kabare yapmak. Ama bir kere eğer kendi yani kira vermeyeceğimiz bir mekan olursa. Çünkü bizi kira ve ev sahibi de çok zorladı. Biz sokağın en yüksek kirasını veriyorduk. Kötü bir ev sahibimiz vardı. Çok da zorlandık. Aslında her şeyi usulüne göre yapmıştık ama işte usulüne göre yapmak da çok işe yaramıyor maalesef. Ama bir gün bir şey olursa kendi mekanımız yani kira vermeyeceğim bir yer olursa olabilir. Peki Nergis Hanım, iki oyuncunun evliliği nasıl geçiyor? Aynı meslekten olmanızın avantajları ya da dezavantajları var mı? Tabii zaman zaman zorlukları oluyor. Yani şöyle işte bizim bir çocuğumuz var tabii ki. Yani şöyle oluyor, evde iki tane oyuncu olunca duygularımızı yani duygu kontrollerini aşırı yüksek duygular bazen çatışabiliyor. Yani zorlukları olduğu kadar güzellikleri de var. Güzelliklerini birlikte bir şeyler üretebiliyorsun. Aynı yoldan gidebiliyorsun. Ama zorlukları da var işte o duygu geçişleri. Yani aslında iki türlü de güzel. Nergis Hanım bir söyleşinizde kendi mesleğimin kıymetini biliyorum. Hiç ihanet etmedim. Oyunculuk mesleğine ihanet nasıl oluyor? Ve ihanet eden var mı? Vallahi şimdi var mı? İkinci kısma cevap vermeyeceğim. O dedikodu olur. Dedikoduyu hiç sevmem. Yani yapmamaktan hoşlanmıyorum. Ama. Hayır. Ya ihanet etmedim. Ben şöyle ihanet etmedim demiştim. O soruyu hatırlıyorum. Yani ben bana gelen işleri işte hani kariyerinizi nasıl planladınız gibi bir soruydu o. Hatırlıyorum yani o geldi. Şöyle yani ben özellikle bir kariyer çalışması yapmadım. Ama ben hani mesleğimle tanıştığım andan itibaren çok büyük tutkuyla yaptım yani her oyuncu gibi. Ve sonrasında da işte önüme yani biraz şansım da sebebiyle olabilir. Çok güzel roller çıktı. Ve onları güzel değerlendirdim kendi açımdan. Yani çok çalıştım. İşte şurada bu mesleği işte burayı para için yapıyorum, burayı bilmem ne için yapıyorum. Yani ben dizi, sinema, tiyatro, oyunculuğu hiçbir yerde ayırmıyorum. Yani benim için oyunculuk oyunculuktur. Yani orada da yapsam işte günde tabii ki zorluklar oluyor. Teknik olarak birbirinden ayrılıyor da ama hiç ihanet etmedim. Her zaman buradan yapmaya gayret ettim yani. Dolayısıyla da yastığa kafamı koyduğumda ben bunu da böyle yapmışım, geçiştirmişim, burayı dediğim bir zaman yok. Hep uğraşıyorum, hala uğraşıyorum yani. Şimdi de başka bir şeyle uğraşıyorum bence. Başka bir yere geçmeliyim.
Başka bir söyleşinizde oyuncu olduğum için kendimi şanslı hissediyorum dediniz. Neden böyle bir cümle kurdunuz? Yani ben Hatırla Sevgili'de oynadığım sonrasında hep iyi projelerde, doğru hikayelerin içinde oynadım. Sonra benim kıskanmak geldi. Kıskanmak benim oyunculuk hayatımda çok önemli bir... Çünkü ondan, oradan sonra ben de bu mesleğe dair başka türlü şeyler düşünmeye başladım. Hani role yaklaşım. Çünkü işte o benim daha çok böyle fiziksel olarak çalıştığım ve uzun bir süre çalıştığım, işte o dönemde dizi yapmadım, tiyatro yapmadım ve başka bir şey oldu. Ondan sonra hep böyle güzel roller. İşte ben kariyerimi özellikle bir kariyer planlaması yapmadım. Bunlar benim önüme düştü ve ben bunları iyi değerlendirdim yani. O yüzden hep sevdiğim değişik, birbirinden farklı roller geliyor. O yüzden şanslıyım diyorum. Biraz şans da var bence, niye olmasın? Nergis Hanım, sizi sosyal medya hesaplarından da takip ediyorum. Çok göz önünde olmayan bir insansınız. Bu sizin kendi tercihiniz mi? Yani evet, öyle yaşıyorum. Çünkü hep öyle yani, bizim yani hani çocukluğumdan beri Haziran'da köye giderdik. Okul açılınca da dönerdik. Şimdi benim oğlum olduktan sonra tekrar öyle, onun öncesinde bir boşluğum var tabii ki. Yani ben her fırsatta gidiyorum çünkü işte orada fındık var, o var, bu var filan. Şimdi oğlum olduktan sonra o çok büyük bir şans yani bizim köyümüzün olması. Onun okulu kapanınca gidiyoruz, benim işim gücüm yoksa orada kalıyorum. Mesela bu yaz Cemal gelemedi çünkü o çalışıyordu. Bu yaz ben çalışmıyordum, bütün yaz oradaydım. Evet, orada da böyle şeyler yok yani hani... Beach'ler yok yani, Karadeniz'in her yeri sahil, istediğiniz her yere gidebilirsiniz. Ama yükünüzü taşımak zorundasınız yani doğal olarak. Onu özellikle öyle yaptım falan, o soruyu soruyorsun değil mi? Her şeyi yüklen. Çünkü bir tek ben varım, kim taşıyacak onları? Hani bu doğallık olarak görünüm bilmem ama yani orada gördüğümüz her şey o kadar zaten gerçek olmayabilir belki de. O yüzden ben o kadar paylaşım yapamıyorum. Çünkü hani bazen diyorum ki ya, yapayım ya diyorum hani. Sosyal medyaya asla karşı değilim yani, ben de kullanıyorum ama istikrar sağlayamıyorum. Yani orada her gün orada bir şey paylaş, ben bir şey paylaşana kadar gündem değişiyor, zaman gidiyor, akıyor filan. Hani öyle geçiyor yani ama benim hayatım bu, farklı da olmak zorunda değil. Bir de şöyle bir şey var, belki de aslında bir süre sonra bundan uzaklaşabilir insanlar. Sıkılır mıyız? Yani... Bu kadar beni tanımalarına gerek var mı diye acaba düşünüyorum bazen. Ya da bir başkasını. Ya da benim de hayran olduğum insanlar var takip ettiğim. Hani yakından görsem acaba ne hissederim yani? Gerek var mı bu kadar bilmiyorum. Bazen düşünüyorum, iki aradayım. Bazen böyle çok paylaşıyorum. Diyorum ki evet ya sosyal. Bazen de diyorum yabancılaşıyorum bazen her şeye. O yüzden de ben... yani evet, benim Instagram'da göründüğüm ne kıza da azıcık görünüyorum. O benim evet. Ama çok görünsem belki değişebilirim yani, kim bilir. Ama oyunlar, işler için çok faydalı. Çünkü artık reklamı oradan yapmak, yani bir tiyatro oyununu oradan paylaşıyor olmak, insanlar oradan işte o bilet bağlantıları falan çok işe yarıyor. Yani burada da şimdi hakkını yemeyeyim. Hani sosyal medyanın doğru kullanıldığında çok derya deniz bir yer tabii ki. Sadece ben bu kişisel paylaşımlardan bahsediyorum işte, o iki aradayım ben. Bir de son yıllarda takipçi sayılarına göre oyuncu seçme söylentileri çıktı, çıkıyor. Bunların doğruluk payı var mı sizce? Valla bunun cevabını verecek merceği ben değilim ama kendi adıma, kendi kuşağım için söyleyebilirim. Bence bizim için öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü benim takipçi sayım bayağı az yani. Hatta yani işte bir iş yaparken işte çoğalıyor, sonra hop gidiyorlar yani. Ben takip etmiyorum kim gitti, kim geldi. Ama hani öyle bir şey olacak olsa herhalde ben iş yapamazdım diye düşünüyorum yani. Ama şimdi bu yeni kuşağın işte takipçi sayılarıyla evet öyle şeyler söyleniyor. Doğru da olabilir. Çok kalabalıklar çünkü. Ve orada da evet orada görünülüyor yani, şimdi eskiden işte... fotoğraf çektiriyordunuz, CV hazırlıyorduk. Fotoğraf, şimdi biraz da aslında Instagram CV gibi işlemeye başladı. Bir taraftan doğru tabii, ben oraya işlerimi koyuyorum. Oynadığım karakterleri koyuyorum. Açıp baktığınızda benim ne oynadığımı görebilirsiniz öyle kullanıyorsam. Ya da son mesela diyorlardı ki eskiden işte hani CV okey falan ama son hali nasıl diyorlardı. Ve biz onun için görüşmeye gidiyorduk. Son hali dedim, hani ne olmuşum ben işte, değişmiş miyim?
Şimdi bunun için Instagram var, yani orada görülebiliyor. Ama takipçi sayısına göre seçmek o işin reklam kısmına giriyor anladığım kadarıyla. Ve reklam kısmı benim hiç anladığım bir yer değil. Ama bizim kuşak için o geçerli değil. Nergis Hanım, bir de güzellik dayatması var. Bunu sektör mü bu hale getirdi? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki bir oyuncunun kendine bakıyor olması lazım. Hem fiziksel olarak tabii ki. Yani hani nasıl bir rol için kilo alabiliyorsanız bir rol için zayıflayabilirsiniz. Ve iş yapmadığınız dönemde de her zaman açık zihinle olmak zorundasınız. Dolayısıyla ne yediğiniz, ne içtiğiniz, nerede, ne yaptığınız çok önemli. Aynı hani kendinize bakmak, bu sadece fiziksel değil. İşte ne izliyorsun, ne okuyorsun. Bu çok önemli. Ama dönem dönem bu şeyin içine giriliyor. Yani hani bu güzellik algısı. Bence bu dünyanın sorunu. Çünkü hatırlıyorsan bundan 1-2 sene önce miydi? Hangi bir markanın modeli bayağı hani böyle insanların çirkin diye altından yazdığı, ama hani mesela orada da dünyada da bunu değiştirmeye çalışıyorlar sanki, ama onun öncesinde işte bilmem ne mankenleri filan gibi. Burada da yani dünyada ne oluyorsa bizde de bu oluyor. Güzellik algısı da işte bu ekrandaki bu filtreler, onlar bunlar, insan tabii ki güzel görünmek istiyor. Ben de güzel görünmek istiyorum. Ama bir yerden sonra her şeyin ipin ucu kaçtığı gibi burada da kaçıyor. Kaçırılıyor ve evet, herkes birbirine benzemeye başlıyor. Ama bir süre sonra da başka bir moda çıkacak. Biraz bu evet sistemle alakalı yani. Ama sektörel bir sistemden bahsetmiyorum. Genel bir sistem. Çünkü işte hani konuluyor. Şimdi var mesela Kadıköy'de makyaj şeyleri var. Işıkları, özel ışıklar var. Çünkü ben bir ara anlamıyordum. Nasıl bir yani, hangi filtre bu diyordum yani. Meğersem o ışıklar varmış. Aa evet ya, böyle bir ışık ortasına koyuyorsun filan. Tamam, şimdi bu moda. Bunu biraz tüketeceğiz sonuna kadar. Sonra oradan başka bir şey çıkacak. Ama özünde insanlar, hele ki bu geçirdiğimiz pandemi süreci, orada insanların sürekli böyle bir içine dönme, yani iki uçlu oluyor ve dışarıda, içeride. Ama özlerine döneceklerini düşünüyorum insanların yavaş yavaş. Dolayısıyla da bir süre sonra, çünkü o kadar fazla bir şey yaptırılırsa bu kim diye sorarsın aynada gördüğün kişiye gibi geliyor bana. Hele bir oyuncu için. Ama bir rol için yaptırabilirsin. Onlar geçici şeyler. Yani öyle bir şey yaptırırsın ki kaşlarını böyle kaldırırsın. Bir şey olur hani, geçici bir şeyse. Hani ayarında yaptırmaya asla karşı değilim. Ama büyük değişiklikler sonrasında çok büyük üzüntüler getirir diye düşünüyorum. Özellikle yaşlanınca. Çünkü mesleğin şeyi yok. Emekliliği yok. Yani 50 yaşımda ne oynayacağım o zaman? Evet, gelelim sinemaya. Sinemayla yolunuz nasıl kesişti? İlk filmim Barda benim. Serdar Akar'ın yönetmenliğini yaptı. O zaman işte Harika Uygur'la çalışıyordum ben. Bir audition yapılıyordu. Ve Kızlar Yurdu diye de bir tane ilk bir dizim vardı. Orada oynuyordum. O auditionlara girdim. Hatta 2-3 kere. Seçildim. Sonra ilk film Barda'ydı benim. İlk sinemayla tanışıklığım. Güzel bir filmle başlamışsınız. Evet, ağır bir filmdi. Yani bizim o genç tayfanın hepimizin ilk filmiydi Burak dışında. Daha önce bir galada karşılaştığımız zaman size sormuş olduğum bir soru var. Onu tekrarlayacağım. Sizce sinemada erkek egemen mi? Direkt ve keskin bir soru. Bu çok keskin o. Sen bunu bana daha önce sormuştun. Artık başka türlü bakılması gerektiğini düşünüyorum ben. Şöyle, biz mesela okulda okurken 10 kız 3 erkektik. Ve bir oyunculuk sınıfının kızının, yani kızlar her zaman daha çalışkan olduğu için 10 kızdık. Çok olması çok büyük dezavantaj. Çünkü dünyada da yani hani tarihte de işte Shakespeare, kadın rolleri o kadar az yazılmış ki. Dolayısıyla da çok zorlanırdık. O 3 tane çocuk perişan olurdu bizim yüzümüzden. Çünkü daha fazla hani erkek kadın rolleri, hani iki kadın rolü çok azdı yani. Dünyada da böyle bir şey var. Yani dünyada dediğim, tarihte de böyle bir süreç var. Evet, daha çok erkek ağırlıklı hikayeler geliyor. Fakat artık son zamanlarda bence bunun değişmeye başladığını düşünüyorum ben. Bu da ya elimizde çok güçlü bir şey var yani. Biz sanat yapıyoruz. Bir derdimiz var.
Benim en yani derdimi, tasamı ben neyle yapabilirim? Benim en iyi bildiğim şey sanat yapmak. Ben ancak bununla ya bir tiyatro oyunu ya bir sinema filmi, hani kendim çekemem de yani bir şeyle ilgili bir derdim, bir meselem varsa öyle gelen hikayelerin içinde olurum. Sadece bu şey demiyorum yani, hani sürekli sanat topluma faydalı olsun diye yapılsın gibi bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kendi derdimden bahsediyorum. Güzellik algısı da benim için bir dert olabilir. İşkence de benim için bir dert olabilir. Şiddet de benim için bir dert olabilir. Ama çok küçük, naif bir başka türlü yaşadığım bir şey de benim için bir dert olabilir. Dolayısıyla da elimizde çok güçlü bir silah var. Sanat yapıyoruz. Ve bunu çok estetik yapmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Artık öyle, artık başka türlü hikayeler anlatılmalı, başka yerlerden anlatılmalı. Çok böyle direkt, çok böyle altını çizerek yapılan şeyler artık beni etkilemiyor. Çünkü çok fazla şey izliyoruz. Bir de oğlumu da görüyorum yani, mesela o 8 yaşında, o kuşağa bakıyorum. O kadar çok şey izliyorlar ve o kadar çok şeyin farkındalar ki. Mesela bazen biz izletmiyoruz işlerimizi ama gördüğünde dalga geçiyor. Yani o dalga geçince evet ya, o kadar saf ve pür bir yerden yapıyor ki bunu yani. Yani oradaki o konuşma haliyle dalga geçiyor mesela. Yani o yüzden de hani bir tek kadın, erkek gibi değil de artık hikayeler başka türlü, yani başka türlü anlatılmalı. Öyle işler de geliyor, çok değişik, çok farklı. Bence daha da gelir. Ben de artık böyle işlerin içinde olmak istiyorum. Bu ara buralarda bunu çok düşünüyorum da. İşte Yaman bizimle dalga geçmeye başladıktan sonra. Nergis Hanım, son yıllarda hem kamera önü hem kamera arkasında da kadınlar etkin hale gelmeye başladı. Kadın yönetmenler sayısı arttı, kadın senaristler sayısı arttı. Sizce kadınlar daha mı cesur? Bunu bilemiyorum yani. Çok daha cesur, çok da yani o kadar yani bunu konuşabilmemiz için bence üstünden biraz zaman geçiyor olması lazım. Ama tabii ki biz doğamız gereği bir kere illa çocuk doğurmak gerekmiyor. Genel bir şeyden bahsediyorum. Üretkeniz. Yani iki farklı cinsiz biz yani ve üretkeniz. Dolayısıyla da duygularımız ve hani ele alış biçimlerimiz çok farklı olabilir. O yüzden de belki böyle hissediyor olabilirsin. Ama evet yani çok iyi hikayeler de geliyor. Çok daha da gelecek yani. Daha da güzel olacak. Ben öyle hissediyorum açıkçası. Peki sizi ileride kamera arkasında da görür müyüz? Hayır. Yönetmenlik senaryosu. O kadar net oldu ki. Ya şu an için hayır. Şimdi bu ileride yaparmışım, sonra bunu getirip benim önüme sunma tabii. Şu an hayır. Neden hayır diyorum? Gerçekten öyle bir yetim yok. Yani ben mesela Cemal öyle değil. Cemal bilir. İşte bilir, lens bilir filan. Benim için şöyle miyiz, böyle miyiz diye gidiyor. Yani hani hiç öyle kamera arkasında geçip, keşke öyle bir yeteneğim olsa yazmak filan. Hani öyle bir şey olsa mesela tiyatro oyunu yazmak isterdim. Yeteneğim olsa önce, sinemadan önce. Ha şey var, hikaye üretmek filan, evet öyle planlarımız da var. Ama hani kamera arkasına geçip de yönetmenlik gibi bir şey hiç şu an hiç düşünmedim bile. Merak etmedim. Ben mesela setteyken de monitöre geçip kendimi izlemem. Bir şey olur. Ancak yönetmen çağırırsa, önemli bir şey varsa, yani mümkünse de hiç izlememeyi tercih ederim. Neden? Çünkü orada başka bir yabancılaşma oluyor. Çünkü orada izlerken ağzına, gözüne, kaşına takılıyorsun. Bu oynadığın şeyden çıkıyorsun yani. Hani onun büyüsünden çıkıyorsun. Bana öyle geliyor. Ha çok teknik bir şey varsa ve hadi gel bunu izlemen lazım. Bak burada teknik, çünkü teknik de bir şey aynı zamanda. O zaman gidip izliyorum. Mümkünse hiç monitör yanına yaklaşmam. Öyle kendimce öyle bir şeyim var. Soru şu an aklıma geldi. Oyuncu olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz? Hiçbir şey olamazdım. Oyuncu olmasaydım hiçbir meziyetim yok. Hiçbir meziyetim yok. Belki dans, o da dansçı nasıl olurdu bilmiyorum, o küçük yerlerde yaşarken. Onun da bir yaşı var ya, daha erken başlamak gerekiyor herhalde, olamazdım. Ama ben edebiyat fakültesini kazanmıştım şeyle birlikte. Annem öğretmen olduğum için. Mesela benim aslında öğretmen olmamı istiyor. Hala da istiyor. Yani hocalık yapmamı istiyor. Bilmem öyle bir şey olur muydum ama hiç çok şanslı hissediyorum kendimi. Şu an için yeni proje ya da projeleriniz var mı? Okuduğum bir takım dijital işler var. O kadar net değil ki, yoksa söylerdim yani, ama o kadar net değil. Evet, geldik programımızın klasikleşen sorusuna. Sizin sinema tanımınız nedir? Sinema sizin için ne ifade ediyor? Yaşam. O kadar. Benim için bir farkı yok. Ve çok büyülü. Evet.
Evet, maalesef programımızın sonuna geldik. Son olarak bizimle paylaşmak istediğiniz ya da değinmek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Bu ikinci karşılaşmamız. İkisi de çok güzeldi. Teşekkür ederim sana ayrıca. Oyunlarıma beklerim. Hani herkese. Hele. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. Katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim, Hepsi Sinema'nın bu haftalık da sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.